Viva Haber ekibi olarak bu hafta yaşanan Dopdolu Magazin haberlerini sizin için derledik. Şimdi sırasıyla bunları sizinle paylaşacağız. İlk konumuza Galatasaraylı Icardi'nin eşi Vandenera ile başlayalım. Biliyorsunuz ki Vandenera şimdilerde sosyal medyada konuşulan güzellerden ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor derken Vandenera'nın eski fotoğrafları ve halleri gün yüzüne çıkınca hayranlara bir şok yaşıyor. Estetiksiz halleri ile yeni hali arasında dağlar kadar fark olan Vandenera'nın estetiği en doğru şekilde yaptıran kadın imajını bize veriyor. Siz Vandenera'yı güzel buluyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. İkinci konumuza geçersek eğer, yılların efsane dizisi Ezel'de başrol oynayan Kenan İmirzalıoğlu oyunculuğu ile çok ses getirmişti. Sinem Tobal ile evlendikten sonra birkaç dizi projesi dışında onun Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın sunucusu olarak gördük en son. Ama Kenan İmirzalıoğlu artık yeter diyerek dizi setlerine startı bastı. Kurtçepe Tuğrulu dizisinde başrol alacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başına istediği ücret ise 1 milyon 300 bin TL. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bir oyuncu için bu ücret az mı, çok mu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Üçüncü konumuza gelirsek eğer, yıllar geçse de üstünden estetik olmayan, yaşamın getirdikleriyle yaşayan ünlü güzellerimizden bahsedelim. İlk sırayı duru güzelliği ile Tuğba Büyüküstün alırken ikinci sırayı ise Aşk-ı Memnun'un bitleri olarak tanıdığımız Beren Saat geliyor. Üçüncü olarak ise adını Feriha Koydum dizisiyle ses getiren Hazal Kaya. Dördüncü olarak ise Kurtlar Mahallesi dizisinde Elif karakterine hayat veren Özgün Amal geliyor. Binbir Gece dizisiyle bir zamanlar çok konuşulan Belgüzel Korel son sırayı alıyor. Sizin güzellik sıralamanız bu güzeller içinden nasıl olurdu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Dördüncü konumuza gelirsek eğer, Türkiye'nin en çok konuşulan ve bu ara en çok beğenilen, Türkiye'nin de en çok izlenilen dizisi olmayı başaran Yalı Çapkın'ın Seyran'ı Afra'nın ünlü olma hikayesinden bahsedeceğiz. Afra Sarıçoğlu annesinin Özcan Deniz'e mail atmasıyla birlikte Afra'yı beğeniyorlar ve İkinci Şans filminde rol alıyor ve süreç onu Türkiye'nin en ünlü kadını yapmaya kadar gidiyor. Afra Sarıçoğlu ben annem sayesinde ünlü oldum diyor. Beşinci konumuz ise kendisinin hep estetikleri ve ilişkileri konuşulsa da o ben ev işlerinde ve mutfakta becerikliyim diyor. Hande Erçel yakın zamanda yaptığı aşuresini Instagram hesabından paylaştı ve güzel yorumlar aldı. Diğer bir konu ise ünlülerin ilk ve ikinci evlilikleri. Başak Güzel ilk olarak Oren Francis ile evli kaldıktan sonra boşanıp herkesin çok beğendiği yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile evleniyor. Murat Yıldırım oyunculuk yaptığı dönemde kendisi gibi oyuncu olan Burçin Terzioğlu ile evleniyor. Boşanıp İman Elbani adında bir modelle evleniyor. Aslı Enver kendisi gibi oyuncu Birkan Sokulu ile evlendikten sonra anlaşamayıp hayatını Berkin Gökdudak ile birleştiriyor. Şarkıcı Sertab Erener ilk olarak şarkıcı Levent Yüksel ile evleniyor. Daha sonra ise Emre Kula ile evleniyor. Pınar Altuğ Umut Elçioğlu ile evlendikten sonra boşanıp yerine kendinden 10 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile evleniyor. Yorumlarınızı bekliyoruz. Diğer bir konumuz ise Aşk-ı Memnu dizisi. Gönüllere tat kurmuş ve yaz aylarında Kanal D ekranlarında tekrar yayına girmesiyle en çok izlenen dizi olma yolunda başarısı hiç hız kesmiyor. Ama bir de Aşk-ı Memnu'nun filmi çıkacak dediler. Bihter, Farah Zeynep, Abdullah oynayacak denildiği vakit çok tepki gelmişti. Farah Zeynep'in Bihter olduğu fotoğrafları sosyal medyada yayıldı. Çok eleştiri geldi. Sarışın Bihter mi olurmuş? Farah Zeynep bence Bihter değil, Prenses Diana olmalıymış diyenler oldu. Siz Aşk-ı Memnu filmini izleyecek misiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sabancıların bebeği doğdu. Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çifti çocuklarının ismini Arzu Alara koydular. Nazlı Sabancı kayınvalidesine jest yaptı ve Arzu Hanım'ın ismini koydu. Bu konu çok da eleştiri aldı, çok da övgü aldı derken hastaneden çıkışları görüntülenen Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı bebekleriyle birlikte hastane çıkışında röportaj vermek istemediler. Magazincilere ise istemiyoruz çekmeyin diyen Sabancıların korumalarıyla doldu hastane etrafı. Herkes şöyle dedi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit bile hastane çıkışı röportaj vermişlerdi. Neden Sabancılar konuşmadı diye çok da eleştiri aldılar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, dopdolu geçen bir haftanın magazin gündemini burada bitiriyoruz. Uzun soluklu magazin haberlerini tekrar burada paylaşacağız. İyi hafta sonları.
Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı kızları Arzu Alara Hayır. ile birlikte hastaneden Hayır. ayrılırkenki Hayır. görüntüleri ortaya Hayır. çıktı. Magazin muhabirleri çifti tebrik etmek istemişti ama Hacı Sabancı'nın korumaları hayır çekmeyin istemiyor kendisi diyerek söylemde bulundular. Herkes Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ bile magazincilerle konuşmuştu dendi. Yorumlarınızı bekliyoruz. Arzu Sabancı Hande Erçel'i oğlu Hakan'ı istemiyordu. Gelin olarak Hande'yi kabul etmiyordu deniyordu ama Arzu Sabancı oğlunun son Instagram postunu beğendi. Hakan Sabancı çoklu post attı. Fotoğraflarının içinde Hande Erçel de vardı ve Arzu Sabancı oğlunun bu paylaşımını beğendi. Hande aileye girdi dendi. Düğün yakın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni Aşk-ı Memnu filminden Farah Zeynep Abdullah'ın bitter halleri sosyal medyada çok yankı uyandırdı. Bazıları Aşk-ı Memnu bitter denince akla sadece Beren Saat gelir, olmamış, sarışın bitter mi olurmuş diye eleştiri yaptılar. Bazıları ise bence Farah Zeynep bu tarzıyla Prenses Diana'ya benzemiş, keşke onun hayatını canlandırsaydı yorumları da yapıldı. Siz Aşk-ı Memnu filmini izleyecek misiniz? Sizce yeni bihter yerinde bir karar mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Ünlülerin ilk ve son evlendikleri kişileri duyunca şok olacaksınız. Aslı Enver ilk olarak Birkan Sokulu ile evleniyor. Ayrıldıktan sonra ise yeni eşinin adı Berkin Gökbudak oluyor. Ardından Başak Dizer, Orhan Frances ile evliliğini bitirmesinin ardından Kıvanç Tatlıtuğ ile ikinci evliliğini yapıyor. Oyuncu Vildan Atasever ilk evliliğini kendisi gibi oyuncu İsmail Hacıoğlu ile yapıp boşandıktan sonra şarkıcı Mehmet Erdem ile evleniyor. Şarkıcı Sertab Erener ilk evliliğini şarkıcı Levent Yüksel ile yaptıktan sonra Emre Kula ile evlilik yapıyor. Oyuncu Murat Yıldırım ilk evliliğini kendisi gibi oyuncu Burçin Terzioğlu ile yapıyor. Boşandıktan sonra ikinci evliliğini İman Elbani ile yapıyor. Oyuncu Pınar Altuğ ilk evliliğini Umut Ertuğrul ile yaptıktan sonra boşanıp ikinci evliliğini Yağmur Atacan ile yapıyor. Yorumlarınızı bekliyoruz. İşte yıllar geçtikçe güzelliklerine güzellik katan ve estetikle hiç tanışmayan doğal oyuncu güzellerimiz sırasıyla Tuğba Büyüküstün, Özgün Amal, Nurgül Yeşilçay, Hazal Kaya, Tuğba Ünsal, Belgüzel Korel ve Beren Saat. Siz en çok hangi ünlü oyuncuyu beğeniyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Afra Saraçoğlu'nun nasıl ünlü olduğunu bir de kendi ağzından duyalım dedik. Annesi Lütfiye Hanım'ın Özcan Deniz'e mesaj atmasıyla başlayan süreçte Özcan Deniz'e mesaj atmış, benim fotoğraflarımı göndermiş. Sonra aradı beni, dedi işte Özcan Deniz'e işte fotoğraflarını attım falan, inşallah cevap gelir. Ben dedim ne cevap gelecek anne, yani adamın bir sürü takipçisi var. Hani seni mi? Türkiye'nin en çok beğenilen ve takip edilen kadınlarından olmayı başardı. Afra Saraçoğlu'nu ekranlarda görmeyi özlediniz mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Futbolcu Icardi'nin eşi Wendy Nara'nın estetiksiz ve yıllar önceki hali şok etkisi yarattı. Birçok kişi hayır bu o olamaz derken birçok kişi ise evet o. Kendi ülkesinde de bu konu konuşulmuştu dendi. Yorumlarınızı bekliyoruz. Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı bugün sabah Amerikan Hastanesi'nde doğan kızlarının ismini Arzu Alara koydular. Sosyal medyada Sabancı da olsan kaynağının ismini koymak zorunda kalıyorsun diyen de oldu. Birçok kişi de Arzu Hanım çok saygın biri, çok tatlı biri. Saygıdan Arzu ismini koymuşlardır dedi. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hande Erçel eltisi Nazlı Sabancı ile çok benziyor. Hande Erçel'in tatil fotoğraflarında el parmaklarının uzunluğu dikkatlerden kaçmadı. Bu konuda dikkatlerden kaçmayan bir isim de Sabancıların has gelini Nazlı Sabancı'nın el parmaklarının uzunluğu. İki eltinin benzer yönleri şaşırttı. Yorumlarınızı bekliyoruz. Gazeteci Betül Bozdoğan, Murat Öviç için ağır sözler söyledi. Devletimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi bu LGBT'den koruyacak ve nesillerimizin güvenliği bizim için önemli gibi açıklamalarda bulundu. Murat Öviç'in valilikler tarafından programının iptal edilmesine yönelik geç kaldık ama zararın neresinden dönersek kârdır dedi. Yorumlarınızı bekliyoruz. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezon için iple çekilen dizi Yalı Çapkın'la Baran Bülükbaş ve Buse Buğçe kahraman veda etti. Yerine ise Taro Emir geliyor. Seyran'ın aklını acaba Taro Emir mi çalacak? Yalı Çapkın dizisini özlediniz mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.
Yasemin tatlı sesin hayattaki tek dileği meğer gerçek olmuş. Evleneceği zaman Yasemin şefkatliğinin arkadaşları ona sürpriz pasta keserken Yasemin dilek dilerken inşallah ikizlerim olur demiş. Şimdilerde hamile olan Yasemin tatlı ses ikiz bebek heyecanıyla yaşıyor. Röportajda ise ne gelirse kabulümüz ama birini kız hissediyorum demiş. Yorumlarda buluşalım.